Herkese merhabalar diyorum. Hoş geldiniz. Bu sunumda bana verilen görev normal ve anormal genital gelişim. Birinci, ikinci sınıftan başlayıp, embriyolojiden başlayıp, sonra bir dördüncü sınıf prebiyotik dersi, klinik dersi gibi devam edip en son bunları da klinik vakalarla birleştirip, ilgiyi arttırmak için klinik vakalarla birleştirip bir sunum hazırlamaya çalıştım ben. Sunum planımız dediğim gibi öncelikle normal embriyoloji ile başlayacağız. Erken embriyolojik gelişimi, gonadal farklılaşmayı, kanal sisteminin gelişimini, dış genital yapıları inceleyeceğiz. Ondan sonra cinsiyet gelişimi bozuklukları, ambiyoz genitalinin nedenlerini tarayacağız. Sonrasında üçüncü olarak mesane anomalilerinden, klitoris, himen, vajina anomalilerinden bahsedeceğiz. En son nihayetinde de Müllerian anomaliler üzerine konuşacağız. Burada ben Eray abi konuyu ilk bana söylediğinde, Eray Hoca konuyu ilk bana söylediğinde daha çok asistan dersine yönelik olmasını istediğini söylediğinden ondan ana kaynak olarak textbook'ları almaya çalıştım. Berek, Novan, Williamson, ana iki jinekoloji kaynağımızın ondan sonra bir medikal embriyolojinin textbook üzerinde yoğunlaşarak onlar üzerinden özellikle vakaları hazırlamaya çalıştım. Buna bu sunum sonunda da kare kodu göstererek direkt bağlantı alabilirsiniz. Ben kendi Google Drive hesabımda kullanımı açtım bunu. Oradan da tüm bu kitapların en son sürümlerini de daha sonra da kullanmak üzere, şeyde de kullanmak üzere bu sunumla ilgili konuları da takip edebilmek için bu adresi yazdığınızda ya da kare kodu telefonunuza okuttuğunuzda telefonunuza ya da bilgisayarınıza tüm sunumla birlikte hepsini indirebilirsiniz. Normal embriyolojiyle başlayalım. Hepimizin bir merak etmeyin böyle basit bu noktadan başlayacağız. Sonra inşallah bu birinci sınıftan itibaren anlaşılması zor olan konuyu biraz daha anlaşılabilir hale getirip birlikte indeleyeceğiz. Üriner sistemler biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi böbrekler, üreterler, mesane ve üretradan oluşuyor. Üreme organlarımız ise gonadlar, kanal sistemi ve dış genitaller kadınlarda. Erken embriyolojik gelişimde hem üriner hem de genital sistem embriyonun tüm uzunluğu boyunca uzanım gösteren intermediyet mezodermden gelişiyor. Intermediyet mezoderm, horizontal mezodermin horizontal katlandısı primitif aortanın iki yanında beliriyor ve ürogenital çıkıntı ismini alıyor. Bu ürogenital çıkıntı daha sonra nefrojenik ve genital çıkıntı olarak ikiye ayrılıyor. Aortanın her iki tarafında bilateral, nefrojenik ve genital çıkıntılar oluşuyor. Primitif gem hücreleri ise embriyonun dış ektoderm tabakasında ortaya çıkıyor ve gebeliğin yaklaşık 40 gününe kadar bu oluşan mezodermden oluşan genital çıkıntıya göç ediyorlar. Nefrojenik çıkıntıdan gebeliğin yaklaşık 60. gününde mezonefrik böbrekler ve paramezonefrik kanallar, Wolf kanalı oluşuyor. Bu kanal ile primitif böbrek yapısı daha sonra rezorbe olacak. Biliyorsunuz böbrek gelişiminde 3 aşama var. Pronefros ilkel böbrekleri oluşturuyor. Daha sonra orta böbrekler, mezonefroslar oluşuyor. Bu ilk oluşan böbrek yapısı. Sonra bu böbrek yapısı rezorbe oluyor. Ya da işlevini kaybediyor ya da erkekte bu testisin kanal yapısına dönüşüyor. Esas olarak da bu mezonefrik çıkıntının üreterik tomurcuğundan köken alan kısımdan ise üreterler ve metanefrik böbrek yani en son insandaki erişkindeki kalıcı böbrekler oluşuyor. Bu tabi mezonefrik kanalın ve böbrek yapılarının ve Müllerian kanalın, paramezonefrik kanalın birlikte gelişimi daha sonra klinik açısından bu iki organ sisteminin anomalilerinin sıklıkla birbirine eşlik etmesine neden oluyor. Böyle bir klinik anlamda da önem kazanmış oluyor. Paramezonefrik kanallar 6. haftada çift taraflı olarak çölemik epitelin invazyonu ile oluşuyor. Ve mezonefrik kanalların yanında büyümeye başlıyorlar. Müllerian kanalların kaudal kısımları orta hatta birleşiyor ve mezonefrik kanalın yanında kloakanın hemen arkasında sonlanıyor. Kloaka biliyorsunuz üriner genital ve sindirim sisteminin
ortak açıldı. İlk primitif en görücülük boşluk. Daha sonra bu ürogenital sinüs ve rektum oluşturacak. Dediğim gibi 7. haftada bölünerek rektum ve ürogenital sinüs oluşturuyor. Kloaka. Bu ürogenital sinüs kısmından 3 bölüm meydana geliyor. Üst kısmı mesaneyi, orta kısım üretrayı, alt kısmı ise distal vajinayı oluşturuyor. Distal vajinadan ayrıca Bartholin bezini ve Jenskene bezleri de bu yapıdan gelişiyor. Bu arada gonadal farklılaşma nasıl oluyor? Gonadal farklılaşma gelişimin 7. haftasından önce embriyoda herhangi bir cinsiyet ayrımı yok. Erken genital çıkıntıya primordial germ hücreleri ve somatik hücreler göç etmiş oluyor. Bu dönemde ama bir genetik bir cinsiyet farklılaşması yok. Peki insanlarda cinsiyeti ne belirliyor? Hepimizin bildiği Y kromozu üzerindeki cinsiyet belirleyici bölge var. Sex determining region Y diye geçen. Bu testis belirleyici faktör de belirliyor. Embriyonun cinsiyetini bugünün olup olmaması belirliyor. Yani Y kromozomun olup olmaması belirliyor. Erkeklerde primitif seks kordonlarının medüller bölgesi sertöl hücrelerine dönüşüyor. Ve bu sertöl hücreleri ileride testisküler kanalları oluşturuyor. Sertöl hücreleri, bu gelişen sertöl hücreleri 7. 8. haftada AMH salgılamaya başlıyor. Diğer bir ismi Müller'in inhibitör edici madde AMH'ın. Adından da anlaşılacağı gibi Müller'in kanalı, yani paranezonefrik kanalları sisteminin gerilemesine neden oluyor ve bu gerileme 10. haftada tamamlanıyor. Leydig hücreleri genetik çıkıntının orijinal mezenkimden köken alıyor. Sertöl hücrelerinden farklı olarak. Testosteron aynı taraf mezonefrik Wolf kanalının gelişimini etki ederek erkekteki testiküler kanal yapılarını oluşturuyor. Testosteron ve dihidrotestosteron ise erkek dış genitalyasının gelişmesini sağlıyor. Dişilerde SRY geni yok, Y kromozomu olmadığından dolayı. Bu yüzden başlangıçtaki bir potansiyel gonad ovary dokusuna dönüşüyor. Gonadal çıkıntının mezodermi ise sekonder kordonları oluşturuyor. Bu sekonder kordonlardan da granuloza hücreleri gelişiyor. XX germ hücreleri genital kabahate ilk mitozun sırasında biliyorsun ilk göçü sırasında mitoz bölünmeye başlıyor. Ve en yüksek seviyeye bu 20. gebelik haftasında oluşuyor. Yaklaşık 6-7 milyon primordial bir dişi fetusun primordial oositi oluşmuş oluyor 20. haftada. Bundan sonra bir oosit adresi başlıyor ve hayat boyu devam ediyor. İşte doğumda yaklaşık 1-2 milyon seviyesine, püberteye ulaştığında da 400 bine düşüyor. Menopozda da artık saptanmayacak boyutlara kadar geriliyor. 3. trimesterde oositlerin mayoz bölünmeye başlayarak birinci mayozun diploten aşamasında bekliyorlar bunlar ve ovülasyona kadar bu safhada kalmış oluyor. İlk ovülasyon başlayacağı kadar ya da daha sonra ovüle olacağı kadar bu safhada bekliyor birinci mayozun diploten evresinde. Bu arada kanal sistemi nasıl gelişiyor? Üreme kanallarının seksüel farklılaşması 7. haftada başlıyor. AMH, daha önce de söylediğimiz gibi eğer AMH yoksa kadınlarda olmadığından dolayı Wolf kanalları reklezi olup Müllerian kanallar kalıcı hale geliyor. Müllerian kanalların distal uçları 10. gebelik haftasında birleşip uterovajinal kanalı oluşturuyor ve bu kanal ürogenital sinüste birleşiyor. Böylelikle bir kanal sistemi tamamlanmış oluyor. Müllerian kanalın birleşmeyen üst kısımları ise fallop tüplerini oluşturuyor. Kanal sisteminin gelişimine devam edersek 12. haftaya kadar uterusun korpusu ve serviksi de farklılaşmış oluyor. Başlangıçta uterusun üst poli, orta hatta daha sonra yok olacak kalın bir septum içerirken bu septum yaklaşık 20. gebelik haftasında tamamen rezerv oluyor. Bazen bu rezerv olmadan kalıyor. Onunla ilgili durumları zaten biraz sonra klinik kısmı anlatırken uzun uzun değineceğiz. Vajinanın üst 2/3 kısmı, vajina kısmına gelirsek, bu birleşmiş millenial kanallardan, alt kısmı ise sinovajiyel kabartıdan gelişiyor.
Bu da yani vajinanın bu iki orijinli genetik gelişiminin yine klinik yansımaları olacak. Onu da konuşacağız. Sinovajiyel kabartı, urogenital sinüsün mildeleyer kanalla birleşmesini sağlayacak üst çıkıntısı aslında. Bu sinovajinal kabartı ile urogenital sinüs arasındaki kısım da kadınlarda bildiğimiz himeni oluşturuyor. Peki dış genital yapılar nasıl gelişiyor? 6. gebelik haftasında kloaka membranının etrafında 3 adet kabarıklık oluşuyor. Urogenital, labioskrotal ve anal kabartı. Bu urogenital membran 7. gebelik haftasında rüptüre oluyor ve urogenital sinüs boşluğu amniyotik sıvı boşluğuyla birleşiyor. Bu farklılaşmamış evre, henüz erkek ya da dişi yönde gelişim göstermemiş evre. Eğer fetus dişi ise, daha doğrusu erkek ise testosteron etkisinde gelişim olacak. Hatta dihidrotestosteron aktif formunun yönetiminde bir gelişim olurken, dişi de dihidrotestosteron yokluğunda dişi yönünde gelişim olacak. Ama bu yaklaşık 12. gebelik haftasında ortaya çıkıyor. Yani bir fetusun burada elektron mikroskobi görüntüsü var. Eğer bir 12 haftalık fetusa dışarıdan baktığınızda dış genitalya yapıları oldukça birbirine benzer, ayırt etmek zor. Yani ikili test zamanına kadar cinsiyet söylüyorsanız %50 hakkınızı kullanıyorsunuz diyebiliriz. Dış genitalyanın gelişimi dediğim gibi erkekte dihidrotestosteron etkisiyle oluyor. Bu yukarıdaki urogenital katlantı gittikçe uzayıp penisi ve penil üretrayı oluştururken ana genital mesafe açılıyor ve daha doğrusu uzuyor, birbirinden uzaklaşıyor ve labiosakrotal katlantılar birleşip skrotum oluşturuyor erkekte. Dişide ise dihidrotestosteron yokluğunda ana genital mesafe uzamıyor. Bu labiosakrotal ve üretral katlantılar birleşmiyor. Genital kabarıklık, penisin karşılığı klitorisi, urogenital sinüs, vajina boşluğunu, labiosakrotal katlantılar, labia majora, üretral katlantılar ise labia minora oluşturuyor. Bu genlerin yapılarını ben sadece isim olarak bilmenizi istiyorum. Genellikle klinikte çok fazla karşımıza çıkmayan durumlar. Bu yan dal sınavlarında falan çıkıyor. Sadece isim olarak aklınızda olması, özellikle Hox grubunun ve bu NT grubunun bu seksüel farklılaşma üzerine gen ekspresyonlarının etkili olduğunu bilmekte fayda var. Bu kabaca sıkıcı embriyoloji kısmını geçtikten sonra cinsiyet gelişim bozukluklarına, hep bu birbirine karışan şeyleri madde madde inceleyerek devam etmek istiyorum ben. Cinsiyet gelişim bozukluklarını aslında 3 kategoriye ayırabiliriz. Dişi pseudohermafroditizm, erkek pseudohermafroditizm. Bu dişi pseudohermafroditizmin içinde bildiğimiz konjenital adrenal hiperplaziler aslında en büyük grubu oluyor. Erkek olup dişi görünüme sahip olan pseudohermafroditizmler ise en sık görüleni bu gruptaki androjen duyarsızlık sendromu. Bunların dışında genetik ve gonadal gelişim bozuklukları da hemafrodiye, çift cinsiyete neden olabiliyor. Bunların en sık görüleni Turner sendromu, gonadal diskenezilerden. Ayrıca saf gonadal diskenezi olan bilinen Sivier sendromu da bu grubun içinde. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Bir de tabii ki gerçek hemafrodizm. Her iki gen yapısının da bulunduğu, her iki gonadın da bulunduğu gerçek hemafrodizm var. Mitolojiyle alakam olunca bu hemafroditin ismi içinde de afrodit geçince nereden geliyor diye merak edip araştırdığımda Hermes'le Afrodit'in çocuğu olduğunu öğreniyorum. Hermes işte şey tanrısı, bereket tanrısı, Afrodit güzellik tanrıçası. Her ikisi bir çocuk sahibi oluyorlar. Dünyalar güzeli bir çocuk sahibi oluyorlar. Fakat şeyde de fotoğrafta da çok net görünüyor. Bu arada bu fotoğraf bana ait. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden. Bu Gülhane'nin hemen üst kapısının yanında girişi vardır. Dünyanın en iyi 3 arkeoloji müzesinden biridir. Biri olduğu kabul edilir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hani böyle yanı başımızdayken ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Özellikle son zamanlarda bu İskender Lahit'i orada gösterime çıktı. Özellikle onu görmenizi tavsiye ederim. Burada da gitmişken bunu da görmek yani keyifli olabilir. Hemafrodit
Yani Hamlet Otit ismini geldiği her mesela Alfred Otit'in çocuğunun hem penis yapısını hem de jinekobasitesini net olarak bu ilk çağ heykelinden de görebiliyoruz. Peki dişi hemafrodizm ne demek? Bu kadar tarih bilgisinden sonra dişi hemafrodizm ne demek? Dişi hemafrodizm baştaki episode hemafrodizmin baştaki kısmı her zaman onun genetik yapısını söylüyor aslında bize. 46XX yani gonadal cinsiyeti kadın olan over dokusu, uterusu, serviksi, vajinası ve tüm iç genital organları normal olan fakat in utero aşırı androjen maruziyetine bağlı olarak diş genital ya da maskülinizasyon gösteren fetusları tarif ediyor. Dış genital organlar farklı derecede virilize oluyor. Bu virilizasyon işte hafif bir klitoris büyümesinden tamamen atipik, neredeyse penis olarak değerlendirilebilecek bir yapının gelişimine kadar giden bir spektrum da ortaya çıkıyor. Bunun parader sınıflaması denen bir sınıflaması da var. Bu önemli olan bu kadınların over dokuları, uterusları, üst genital yapıları normal olduğundan dolayı ve gonatları da normal olduğundan dolayı fertil olabileceklerini bilmek. Bunların en önemlisi konjenital atrenal hiperplazi. Bunların arasında da en sık görüleni 21 hidroksilaz. Bu hepimizin hiç sevmediği kolesterol metabolizmasında da biliyorsunuz belli yerdeki enzim eksiklikleri üzerindeki hormonların aşırı üretimine ve bunun sonrası ortaya çıkan sonuçlara neden oluyor. 21 hidroksilaz enzimi eksikliğinde de işte bu enzimin yukarısında çarkın androjenler tarafından kaymasıyla androjen yüksekliğine bağlı, aşırı androjen maruziyetine bağlı bulgular ortaya çıkıyor ve dış genitalyada maskülinizasyon olmaya başlıyor. 14.000 canlı doğumda biri olduğunu, özellikle otizm ailesinden geçişinden dolayı hala ülkemizde bir problem olmaya devam eden akraba evliliği açısından önemini hatırlatmak isterim. Önemli bir bulgusu da bizim açımızdan antenatal tanınabildiği, eğer anneye bu artmış steroid sentezini baskılayabilmek için maternal steroid verdiğinizde özellikle fenotipin fetusta gerilediği, diğer enzim eksiklikleri de benzer bulgulara yol açabiliyor. Adrenal dışındaki aşırı androjen maruziyetine işte dışarıdan ilaç kullanımı, virilizasyona neden olan tümörler neden oluyor. Fakat bunların birçoğu prezantal aromataz enzimi ile metabolize edildiğinden dolayı çok fazla virilizasyona neden olmuyor. Bu önlem belki bir ayrıntı olarak akılda tutabilir. Dediğim gibi ilk pseudohemafrodizmin başındaki kısım cinsiyeti belirliyordu. Yani gonadal cinsiyeti belirliyordu. Erkek pseudohemafrodizminde 46XY genetik yapısı vardır, testisleri vardır. Uterus gelişimi AMH üretimi nedeniyle olmaz. Dış genitalde yetersizdir. Yeterli androjen maruziyeti olmadığından dolayı mikropenis gözükür. Ve bu yetersizlikten dolayı genelde bu olgular sterildir. Peki bu androjenlerin eksik maruziyetine neden olabilir? Testosteron enzim defekleri, periferik enzim defekleri ve reseptör bozuklukları. Testosteron biyosentezindeki enzim defekleri, farklı enzim defekleri var. Önemli olan ve belki aklınızda tutmanız gereken 5-alfa redüktaz enzimi. Bu testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü sağlayan enzimin eksikliğinde de bu erkek pseudohemafrodizmine bağlı bulguların androjen yetersizliğine bağlı bulguların ortaya çıkabileceğidir. Yine daha da sık demeyeyim. Bir başka neden de androjen duyarsızlık sendromu dediğimiz bu androjen reseptörlerin defektleri olarak çıkan total duyarsızlıkta da testiküler feminizasyon ismini alan 40.000 doğumda görünen bir X kromozom uzun geninde androjen reseptör genindeki defekle ortaya çıkan bir durum. Burası Birinci Elizabeth, İngiltere kraliçesi. Birinci Elizabeth'in hani dış yapı görünümü maskülen bir yüzü var. Hiç çocuğu olmuyor. Ve bu İngiltere'deki işte hani kraliçeden oğullara ya da kızlara geçen düzenin işte kardeşlere de geçmesini sağladığı şey yapıyor. 1900'lü yıllarda yaşıyor ve o yüzden testiküler feminizasyon hastası olduğu iddia ediliyor. Türkiye'de de biliyorsunuz bir sanatçı bilmiyorum kayıt altına da alınıyor ama o doğurdu.
Hani ondan, o şeyden kurtuldu. İsim olarak vermeyeyim ben. Bebekte 3-5 tur atarız falan diyen bir sanatçımız. O doğurunca bu şeyden kurtuldu. Testiküler feminizasyon, dediğim gibi XY genotipinde komplet bir androjen reseptör yetersizliği var. Fenotip olarak dişi, yani dışarıdan dişi. Fakat genotip olarak, genotip demeyeyim, iç genital yapı olarak kadın olan hastalar. Testosteronun, androjenlerin periferik dönüşümüne bağlı meme gelişimleri normal oluyor. Testosteron eksikliğine bağlı kıllanmaları yetersiz oluyor. Vajenleri tabii ki kısa. Servis, uterus ve fallap tüpleri izlenmiyor. Dış genital yapıdan gelişen kısmı 1-2 santim, 1-2 santimlik kör bir vajenleri oluyor. İnguinal kanalda testisler fark ediliyor ve bu germ hücre tümör riskini azaltmak için puberteden önce testislerin çıkarılması öneriliyor bu hastalarda. Gonadal diskenez, genetik ve gonadal diskeneziler de pösyodam hemafrodizmine neden olabiliyor. Bunların en sıkı Turner sendromu. Turner hastalarında uterus ve vajina normalken meme gelişimi için replasman tedavisine ihtiyaç duyuyor. Özellikle bazen Turner sendromları genelde steril hastalar oluyor. Fakat mozaik tiplerinde gebe kalabilen hastalarımız oluyor. Bizde tüp bebek merkezimizde bu tür bir gebeliğimiz oluşmuştu. Bu grubun diğer şeyinde bu sefer gonadın bozukluğu olarak Sivier sendromu değinebiliriz. SRY geninin, bahsettiğim sex determinant region Y'nin olmaması nedeniyle testis gelişimi oluşmuyor. AMH de sentez edilemiyor. Bu bütün hastaların normal genital yapıları içeriyor. Tüm pübertal dişi görünümüne sahip oluyor. Fakat genetik yapısı XY şeklinde, erkek şeklinde oluyor. Bunların da Y kromozomu taşındığından ve gonadal tümör gonadal tümörlerin riski taşıdığından dolayı gonadların erken dönemde çıkarılması öneriliyor. Gerçek hemafrodizmde ise hem metastiz hem de gonadal doku bulunuyor. Buradaki fotoğrafta gördüğümüz gibi hem gene fallop tüp yapısı, hem testis yapısı, hem mass deferens yapısı bir arada gözükebiliyor. En sık 46XX formunda gözüken, her ikisinin bir arada olduğu 46XX, 46XY genotip yapısı da olabiliyor. Dış genital organlar genellikle testosteron eksikliği nedeniyle yetersiz maskülinize ya da ambiyus genitalia şeklinde oluyor bu hastalarda. Ambiyus genitalia de bizim kadın doğumcu olarak görevimiz tabii yeni doğan cinsiyetini basitçe tayin edip aileye bildirmek. Ama ambiyus genitalia'nın bir sosyal problem yaratabileceğimizi de akılda olması ve aileyi bu şekilde bir bilgilendirme yapılması, durumun ciddi olacağını, laboratuvar testlerinin yapılması gerektiğini, takibinin gerektiğinin anlatılması. Belki biz hani karyotip tayinine kadar takipte belki bir sorumluluğumuz var. Yani karyotip analizini önerme açısından sorumluluğumuz var. Bunun dışında biliyorsunuz bu 21 hidroksilaz eksikliği bazen acil durumlar yaratıyor, tuz kaybettiren durumlara neden olabiliyor fetusta ve pediatristler tarafından takibi, tedavisi yapılıyor. Bundan sonra diğer sistem anomalilerine geçersek, mesane anomalileri ekstrofia vesica, bu kloaka membranın mezoderm gelişimiyle desteklememesi sonucu mesanenin karın ön duvarından dışarıya açılması anomalisi. Nadir görülüyor, 50 bin doğumda bir. Birçoğunda üriner sistem ve diş genital anomalileri eşlik ediyor. Hipospadias ise erkek çocuklarda görülen bu üretranın penis içine değil de daha alt yerleşimde olması. Klitoris anomalileri duplikasyonlu olabiliyor. Ya da fallik üretra oluyor. Üretra normal yerinde değil, klitoris açılıyor. Ya da klitoromegali, aşırı androjen maruziyetine bağlı yeni doğanda klitoromegaliler, fetusta klitoromegaliler gözüküyor. Hymen anomalileri, hymen bahsettiğimiz gibi ürogenital sinüs ve sinovajinal kabartının arasındaki membran normalde doğum sırasında, hatta doğumdan da önce son trimesterde perfüre olup açık hale geliyor. Burada normalin varyantları gözükürken işte kriptoform, mikroperfüre,
ya da tamamen kapalı olan imperfore gibi birçok himen anemonesi eşlik edebiliyor. Bunlardan en sık gözükeni imperfore himen. Yani 1000 doğumda bir gözüküyor. İntrauterin hayatta da hidromikrokolpusa neden oluyor. Buradaki mukus birikimine bağlı olarak sadece adet kanı değil, mukus da birikebilip intrauterin hayatta da bu gerisinde mukus ve kan birikimine neden olabiliyor. Biliyorsunuz bunu eğer puberteden sonra görürsek ve uterusun içi kanla doluysa hematometra, vajenin içi doluysa hematokolpos, sanfinkslere kadar uzanırsa hematosalfinks olarak isimlendiriyoruz. Amenore ve siklik karın ağrısına neden olabileceğini unutmamak lazım. Ve endometriyosis riski açısından geriye kaçan kan yapılarının endometriyosis riski oluşturduğunu unutmamamız lazım. İmperfore himenin tedavisi bir haç şeklinde insizyon sonrası bu parçaların ya çıkarılması ya da yan vajen dokusuna marsibilizasyonu şeklinde. Transvers vajinal septum, müllerleyen kanınların vajinal bölgedeki füzyon kusurlarına bağlı ortaya çıkıyor. En fazla üst vajende yer alıyorlar. Tanı buradaki akımın bozulmasına bağlı olarak imperfore himenle aynı şekilde oluyor. Tedavi bu yapıların eksizyonu, tabii eğer aşırı kalın bir septum varsa bu defekt, o zaman cilt defektine, cilt greftine kadar gidecek tedavi yaklaşımları geliyor. Longitudinal vajinal septum, müllerleyen kanalların lateral füzyonunda problem. Bazen buna bir farklı böbrek ve uterin anomaliler de eşlik edebiliyor. Yine hematokolpoz ve hematometra ile başvuruyor bu hastalar. Burada bunun özel bir sendromu var. Benim açısından da değişik bir öyküsü var. Ovira sendromu. Bu obstetrik, onu anlatmak istiyorum. Obstetrik hemivajina, ipsilateral renal agezi ve uterus duplikasyonunun bir arada bulunduğu bir anomali ya da sendrom tanımlanmış. Hellner-Werner-Wunderlich sendromu olarak da geçiyor. İşte tüm Müllerian anomalilerin binde biri, yani tüm Müllerian anomalilerin %1 olduğu düşünülürse 100.000'de bir falan karşınıza gelme ihtimali. Bana Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışırken 2 ayda 3 tane geldi. 2 ayda 3 tane geldi. İlki işte 40'lı yaşlarda bir kadın hastaydı. Bir tane sezaryenle doğumu olan, longitudinal septum olan hastaydı. Ben de o zaman bu doçentlik sınavlarına hazırlanıyorum. Artık imperfore himenlere bile ohvira mı acaba diye falan yaklaştım dönemler. Günde birçok okuma şey yaptığımız dönemler. Bunu saptadıktan sonra işte hemen birkaç hafta ya da bir ayın sonuna doğru bir tane de genç kız geldi. Bu sefer renal agenezi nedeniyle takip edilen, o sırada çekilen işte alt pelvik MR'da duplikasyonu görülen Virgo, yaş küçük olduğundan dolayı onu şeyle birlikte işte menarşa kadar şeyle birlikte takip edeceğiz. Hala daha takip ediyoruz. Çocuk cerrahisi kliniğiyle birlikte takip ettiğimiz öyle bir hasta oldu. En ilginci bu. Bu hasta işte benim nöbetçi olduğum gün acile geldi. Bu hastada tam bir tarafta longitudinal vajinal septumu vardı. O taraf tamamen o taraf hemuterus, tamamen didelfiz çift şey olduğundan dolayı, çift uterus olduğundan dolayı o taraf uterus tamamen hematometre olmuş, tamamen şişmiş. Bakın burada laparoskopik görüntüsü de var. Tamamen şişmiş durumda bir sol hemuterusa sahip. Diğer uterus ise boyutu bu halde, yani neredeyse diğer uterusun 4-5 katı kadar büyümüş ve akut batına neden olan çok ciddi ağrıyla geldi. Biz bunu laparoskopik olarak yönettik. Ertesi gün, yani ilk önce ofis histeroskopisini yapıp bu hani septumla ilgili tanıyı kesinleştirdikten sonra MR görüntüsünde de tanıyı koyduktan sonra hastayı ertesi gün acil ertesi gün stabilize ettikten sonra laparoskopiyi aldık. Laparoskopik görüntüsü dediğim gibi bir tarafı tamamen büyümüş hemouterusu vardı. Diğer tarafı, sağ tarafı normal
uterusu vardı. O sol taraf hem uterusa biz histerektomi yaptık. Histerektomi sonrası bu vajinal septumu, longitudinal vajinal septum, hatta bir miktarı da transversi bu septumun tam bir kapamaya neden olmuştu. Bunu yukarıdan laparoskopik olarak tamir ettik. Tabii Virgo hasta, hani ona da şey yapmamak için de morsiliye yaparak, bu büyümüş uterusu da morsiliye yaparak dışarıya çıkardık. Bu da literatürde hala da tamamı laparoskopik olarak yönetilmiş ilk vaka olmaya devam ediyor. Bizden sonra yayınlanmadı. Biz o kanundaki ekibimizle birlikte 2019 yılında yayınladık. Fertilistery'de orijinal artikel olarak bu vaka sunumu kabulü genelde azdır. Bu vaka kabul edildi. Bu YouTube adresinden de bütün videosunu, bütün editlenmiş videosunu izleyebilirsiniz. Sunumdan sonra arada da konuşabiliriz. Bu enteresan, değişik bir vaka. Bunun dışında konjenital vajinal kistlerimiz var. Biliyorsunuz bu Wolf kanalının artı olan Gartner kanal kistleri gözükebiliyor. Genellikle pelvik muayenesi arasında rastlantısal saptanıyor. Küçük izler eksisi ediliyor. Yalnız bunların, benim bir vakam vardı, 4 saat falan sürdü. Yani neredeyse işte batın içine kadar uzanım gösteren, diseke çıkmayan, en sonunda 4 saat sonunda çıkarabildiğim devasa olabileceğini unutmamak lazım. Gartner'le ilgili öyle bir bilgi söyleyebilirim. Yoksa küçük kistler, hatta semptomatik kistler tedavi edilmeyebilir. Herhangi konservatif izlenebilir. Fakat ağrıya veya dispareuniye neden oluyorsa çıkarılması gerekiyor. Oldukça sık 200 kadında bir gözüküyor. Sonunda Müllerian anomalilere geldik. Müllerian anomaliler gerçek sıklığı bilinmemekle birlikte yaklaşık %1 civarında ortaya çıkıyor. En önemli nedeni direkt infertiliteye neden olmaktan çok kötü obstetrik sonuçlar, işte TGK'ya, tekrardan gebelik kaybına, erken doğuma ya da fetal prezentasyon anomalilerine ya da prematüriteye neden oluyor. Gelişimdeki, birlikte gelişimden dolayı böbrek anomalileri de bu Müllerian anomalilere eşlik edebileceğini unutmamak lazım. Burada bir ASRM'nin sınıflandırılması var. Ta 1988 yılından beri kullanılan. Fakat bu sınıflandırma yakın zamanda da değil aslında. Bir 2012'de EŞRE tarafından güncellendi. Ek bir sınıflandırma daha yayınlandı. Burada ayrıntılarına girmek istemiyorum. Buradan okuyabiliriz ileride ama farklılıklarından kısaca söz etmek istiyorum. Bu önceki sınıflandırmaya da septal ve arkas uterus için belli sınırlar yoktu. Bu sınırlar belirlendi. Ageneziler bu sınıflandırmanın dışında ayrı bir grup olarak tutuldu ve hipoplezilerden bu infantil uterusla birlikte bu U1 grubuna eklendi. T şekilli uterus, dismorfik uterus olarak yine ayrı bir grup olarak eklendi ve didelfiz, çift rahim, bir kornisin bir varyantı, çift vajen içeren varyant olarak ayrı olarak gruplandı. Aynı anomaliler, sadece gruplandırmayı daha kolay, belki daha efektif hale getirmek için EŞRE'nin böyle bir önerisi oldu. Sunumu da ben bu sınıflandırma üzerinden anlatacağım. Uterus anomalilerin ayırıcı tanısında anamnez ve öykü tabii bizim için önemli. Amonere, siklik ağrı, tekrardan gebelik kaybı, infertiliteye neden olabileceğini unutmamamız lazım. Spekülum muayenesini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Belki çift rahim için çift serviksin görünmesi, belki tanı için tek araç. İlk basamak tanı aracımız HSG. Fakat bunun çift uterin, biraz sonra ayrıntısından bahsedeceğim, çift uterin kavite anomalilerin ayrımında yetersiz olduğunu söylemekte fayda var. İki boyutlu ultrasonda özellikle transvers bayı planda birbirinden ayrılan kavite görünümünün önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Artık birçok merkezde kullanılmaya başlayan transvazinal 3 boyutlu ultrasonografinin önemini zaten sunumun ilerleyen slaytlarında hep birlikte göreceğiz. Ve nadiren de olsa MR'a ihtiyaç olabileceği, özellikle 3'te imkanı olmayan kliniklerde MR'la da tanılarının konulabileceğini söyleyebiliyoruz. Segmental Müllerian agenezileri hızlıca geçeceğim. Vajinanın yokluğu,
imperforohimen gibi bulgu verebileceğini, hematokolpoz ya da hematometreye neden olabileceğini unutmamak lazım. Servikal atrezide de yine tıkanıklığa bağlı klinik tablonun bu tıkanıklığın sonuçlarına bağlı olabileceği unutmamak lazım servikal atrezilerde de. Burada önemli olan grup Müllerian atrezi biliyorsunuz. Hep söylenmekte zorlandığımız Mayer Rotkansky Küster-Hauser sendromu. Müllerian kanalın total yokluğuyla karakterize. Sığ vajinal bir poş var. Overler normal. Distal fal lob tüpleri tipik olarak bulunuyor bu hastalarda. Bu şeyi özellikle aldım. Çünkü az sonra bahsetmeye başlayacağım. Müllerian agenizi de geleneksel yöntemle gebelik 2019 Nova'nın baskısında hala da imkansızdır yazıyor. Ama hepinizin bildiği bayağı da popüler olan bir konu var. Bu vajinal, o yüzden de sadece vajinal rekonstrüksiyon anlatılmış bu textbook'umuzda. Orada konservatif işte bu genişletici cam ya da başka materyalden yapılmış şeyler kullanılabiliyor. Genişletici araçlar kullanılabiliyor. Aslında bunları büyüterek, değiştirerek o kör vajen yapısını genişletmeye çalışıyor. Ya da vajinoplasti teknikleri tanımlanmış. Centigrafi geliştirip o kör vajeni büyütmeye yarayan ya da bağırsaktan vajen yapmayı planlayan sigmoid vajinoplasti yöntemleri var. Evet, dediğim yöntem uterus transplantasyonu. Biliyorsunuz ülkemizde de yapıldı. Hatta ülkemizde ikinci vaka olarak, tüm dünyada ikinci vaka olarak Antalya ekibi tarafından Özden'in Hoca ile eşi Ömer Hoca tarafından yapıldı. 2013 yılında. Bizimkisi hatta ilk işte donör oositin, donör uterusundan yapılan transferdi. Daha sonra birçok yerde yapıldı. Yani literatürde bu en son bilimi buldum ben 2019 yılından. 150'nin üzerinde vaka tanımlanmış durumda şu anda transplantasyon yapılmış. İlk doğum İsveç ekibi tarafından 2015 yılında yayınlandı. Bizimki ne oldu diye merak ederseniz ilk IVF tabii ki uterus nakli yapıldıktan sonra aslında kendi oositinden IVF yapılıp spermle eşinin spermiyle birleştirilip IVF yapılıyor. Tekrar transfer yapılıyor yeni yapılan rahime. İlk gebeliği negatif. Ondan sonra bir tane biyokimyasal gebeliği oluşuyor. Üçüncü gebeliği, 3, 4, 5. gebelikleri MIST denemeleri MIST abortusu da sonlandırıyor. Bundan sonra henüz yazısı yok onun, yayınlamamış hocalar. Fakat gazete haberi var. 2019 yılının ayı yazıyordu. Haziran ayında, 4 Haziran'ında Derya Sert ismi hastanında o 28 haftalık 760 gram bir erkek bebekle doğuruyor. Yani Türkiye'de de canlı doğum olmuş oluyor. Tüm dünyada da işte literatüre baktığımda bu özellikle biraz sonra değineceğim bir 20'den fazla canlı doğum raporu edilmiş PubMed'de bir taradığınızda. Hatta çok yakın zamanda bu bakın 7. ay, bu yılın 7. ayı Temmuz haberi, hatta Temmuz sonu haberi, ikinci naklinde yapıldığı haberi çıktı Akdeniz Üniversitesi'nde. Özellikle yapan Boston grubu var şeyde, orada işte bir 14 tane zannedersem vaka bildirilmiş, total böyle tek canlı doğumlarla bizimkilere dair 20'den fazla da doğum olduğunu medyatik bir haber olduğundan da bilmenizi isterim. Müllerian anomalilerden daha irdelemeye devam eder, tek tek grupları irdelemeye devam edersek septum en sık görüleni. En kötü reprodüktif outcome'a, en basit anomali gibi gözüküp en kötü reprodüktif outcome'a neden olan anomali aslında. Septumların yaklaşık %45'inde ilk trimester kayıp oluşuyor. Endometriozis ilginç şekilde bu hastalarda da artıyor. İnfertilite, yani bazı hastalarda ise direkt infertiliteye, tekrarlayan gebelik kaybından önce direkt infertiliteye neden olabiliyor. Bunun da o septumdaki kanlanmanın bozukluğuna ve ya da tamamen avasküler yapıda olan septuma
embriyonun implantasyon nedeniyle olduğu söyleniyor. Tanısı HSG ile tabii ki ilk aşama. HSG ile şüpheleniyor. Çift kavite gözüken HSG ile şüpheleniyor. Ondan sonra 3 boyutlu ultrasonla aslında. 3 boyutlu ultrasonla dikkat etmemiz gereken şey eksternal kontürün konveksinin düz olmasını. Bu iki tubal ostium seviyesinden birleştiren bir çizgiyle yine fundusla endometriyal sınır arasındaki birleştiren çizginin orta noktasının bu alt tarafta daha geniş olmasına, yani o fundal çıkıntıdan çok septum lehine bulgu olmasıyla ve alttaki açılanmanın dar endometriyal açılanmanın dar olmasıyla ortaya çıkıyor. Burada önemli olan histeroskopik septum rezeksiyonun ciddi bir şekilde hem abortus oranlarını hem de canlı doğum oranlarını iyileştirdiği, yani septum tedavisinin yüz güldürücü olduğu. Abdominal metroplasti hala kitaplarda geçiyor fakat tamamen terk edilmiştir. Yapılmıyor artık bunun için. Ultrasonografi ve laparoskopi ben hiç ne ultrasonografi ne laparoskopi kullandım perforasyon riskini azaltmak için. Artık bu da hani yayınlarda da birçok kuvvetli yayında da gösterildi. Herhangi bir riski azalttığı gösterilmemiş. O yüzden direkt histeroskopik olarak yapabilirsiniz. Sadece ek bir laparoskopi yapmamı gereken infertil hastada bir durum varsa o zaman laparoskopi eşliğinde yapıyoruz. İnfertil hastada az önce belirttim, tedavi öncesi tespit edildiğinde septum rezeke edilmeli. İnfertiliteyi de bir semptom gibi, bir TGK gebelik kaybı gibi düşünebilirsiniz. Septum rezeke edilmeli. Özellikle kötü prognozlu bir hastaysa, yaşı büyük, uzun süreli infertil bir hastaysa. Asemptomatik semptomlar bu hastaların %50 kadarı kendi kendine de doğurabildiğinden dolayı cerrahi uygulaması tartışmalı. Adezyon bariyeri belki aklınıza gelebilir, hep sorulur. Septum, hani bu Asherman sendromu gibi ciddi bir yapışıklığa neden olacağı, avasküler bir dolgu ciddi bir yapışıklığa neden olacağı düşünülmediğinden adezyon bariyeri kullanımı yine tartışmalı. Kontrol ESG'ye de çoğu zaman gerek duyulmuyor. Unicornat uterus, tek taraf müllereyen kanalın gelişmesiyle ortaya çıkan uterin anomali. Bu karşı tarafta da genelde agenizi ama birçoğunda bir rudimenter bir horn, bağlantısı bir rudimenter horn eşlik ediyor. Spontan abortus sayıları artıyor ve kötü obstetrik sonuçlar yine tek taraflı uterusta ortaya çıkabiliyor. Burada önemli olan tek taraflı uterusta herhangi bir kaviteyi genişletmek için bir cerrahimizin olmadığı, cerrahinin sadece bu rudimenter hornunda çıkan komplikasyonlarda yeri olduğu. Afonksiyonel rudimenter onların yine cerrahi riski, cerrahisi tartışmalı fakat ektopik gebelik riski olduğundan dolayı çıkarılabileceği literatürde söylenmiş. Serklajla ilgili de bu düşükleri engellemek için, ikinci trimester kayıpları engellemek için serklajın da yeri henüz çok net değil. Bikornis, müllereyen kanalların lateral birleşiminde yetersizliğe bağlı ortaya çıkıyor. Obstetrik sonuçlar diğer müllereyen anomalilerden daha iyi. Bu arada tabii ki HSK özellikle bu çift endometriyal boşluk gözüken bir kornat ve septal uterusu tam olarak ayırt etmede yetersiz kalıyor. Yine bu durumda dediğimiz gibi 3 boyutlu ultrasondan yararlanabiliyoruz. Özellikle eksternal kontürdeki indentasyon bizim için önemli bir kornat uterusun gösterilmesini ve endometriyal açılanmanın 90 dereceden büyük olması yine uterus bikornis yerine. Cerrahi tedavi ta 70 yıl önce tanımlanmış bir Strassmann operasyonu var. İşte bu iki ayrı kavitenin açılıp birleştirilmesi olayı. Ama bu da artık tamamen terk edilmiş durumda. Yeteri kadar kanıtı yok. Yıllar önce yapılan bir operasyon. Sadece isim olarak bilmeniz belki yeterli. Ama şu an yapan ben hiç görmedim. Herhalde yapan da yok. Çift uterus didelfiz. Az önce de söylediğim gibi çift serviksin aslında görülmesiyle tanı konuyor. Komple bir utero servikal septumdan ayırt edilmesi. Bunun dışında güç. Müllerian anomaliler arasında en iyi üreme sonucuna sahip anomali. Herhangi bir ikisinden birinde yerleşen gebelikler normal gebeliklerden çok farklı seyretmiyor.
lüzumsuz bir bilgi sağ tarafta daha fazla yerleşiyormuş. Nedenini bilmiyorum ben de. T şekilli uterus biliyorsunuz 40'lı 60'lı yıllarda diacetilbestrol isimli bir DS maruziyet sonucu ortaya çıkıyordu ama artık kullanılmıyor bu ilaç. 1970'lerde bu ilacı kullananlarda T şeklinde uterus ve vajinaya neden olduğu ve erektile adenokarsinoma neden olduğu gösterilmiş. Günümüzde DES maruziyeti olmasa da bu T şekilli uteruslar tanımlanıyor. O zaman bunun bir konjenital anomaliye olabileceği düşünülerek sınıflandırılmaya konmuş. Bunun da hani az önce tarif ettiğim gibi 3 boyutlu şeyde kriterleri var. Bunları tek tek bilmenizi istemiyorum ama şu şey önemli. Bakın normal uterusla T-shape uterus görüntüleri ne kadar birbirine benzediği. Bence çok fazla T-shape uterus tanısı alıp çok fazla cerrahi yapıyoruz son zamanlarda. Bu ikisinin ayrımının gerçekten güç olduğunu, bu kriterlere uyup uymamasının iyi değerlendirmesi gerektiği ve bu hastalara cerrahinin bundan sonra önerilmesi gerektiği önemli bir nokta. Fertil hastalarda çok nadir oluyor. Normalde ayrımı güç oluyor. Hala daha yeterli, sağlam kanıtı yok yaptığınız tedavinin sizin sonuçlarını iyileştirdiğine dair. Bu yüzden de başka bir neden saptayamadığınız, işte tekrarlayan gebelik kaybı, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda belki tedavi bu hastalarla sınırlı tutulması önemli. Arcuate uterus normalin bir varyantı, dış kontrol etkilenmiyor. Günümüzde üreme sonuçlarına bir etkisi olmadığı kabul ediliyor. Diğer anomalilerden yine eksternal konveksin düz olması ve oldukça geniş endometriyal açılanmayla ayrılıyor. Çift uterin kavite görünümü az önce bunların birbirinden ayrımı önemli. Çift uterin kavite görünümü iki uterusun birbirinden nasıl bir uterusu, üç anomaliyi birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Buradaki bu üçü de aslında bir kornat uterus. Ne bu üç anomalilerimiz? Arcuat, septum ve bir kornat. Görüyorsunuz hepsinin şey yapıları birbirinin benzeri olabiliyor. HSG görüntüleri birbirinin benzeri olabiliyor. Yani hepsi için işte sondaki için bunun için septum deyip, bunun için bir kornis deyip, bunun içine belki arcuat diyecektik ama hepsi bir kornat anomali. Çift uterin kavite bunları 3 boyutlu ultrasonla ayırt ediyoruz. Neden önemli bizim bunları ayırt etmek? Arcuate uterusun herhangi bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Normalin bir varyantı olarak düşünüyoruz. Septum ise tedavi etmemiz gerekli. Stereoskop özellikle bulgusu, infertilitesi varsa tedavi etmemiz gerekli. Bir kornat uterusa da bulaşma diyorum ben. Onu da yapabileceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi dış kontür farklarından ayırt edebiliyoruz. Eğer dış kontür düzse ya arcuat ya septum uterus. Dış kontürde herhangi bir çentiklenme, indantasyon varsa bu bir kornat uterusu nedenine uyum lehine. Yine geniş endometriyal açılanma varsa arcuat uterus. Yine ve bir kornat uterus. Şu buradaki açılanma derinse ve dar açılanmaysa bu daha çok septum lehine. Burada başka yakın zamanda bu boyutla ilgili ölçümler de geliştirilmiş. Onları daha sonra gerekirse ayrıntılı konuşuruz. Fallop tüp anomalileri agenezisinden buradaki mezonefrik kanalların kalıntısına kadar değişen aralıkta. Morganknechist'i en sık görüleni görmeyenimiz yoktur herhalde. Bir paratubal kist. Morganknechist'i, mezonefrik kanal kalıntısı. Over anomalileri genital kabartıdan gen mücelleri göçü sırasında oluşan fazla sayıda overin olduğu 5 tane yumurtası olan bir hastanın görüntüsü mesela. En sık rastlanan over anomalilerinden biri bu. Bunu görünce şey aklıma geldi. Ofu yapmak ne kadar keyifli olurdu değil mi? Birinden çık diğerine gir, birinden çık diğerine gir. O aklıma gelmişti. En son ben bir vakamı paylaşmak istiyorum sizinle. Hani bu bütün bu şeyin klinik yansımasının önemini de vurgulamak için. 38 yaşında 12 yıllık evli, 10 yıllık infertilite öyküsü olan, eşinde şuat olan ve dış merkezde bir tane başarısız IVF denemesi olan bir hasta bu ESG ile bize geldi.
Biz hastanın muayenesini yaptık. Spekülum muayenesi normaldi. Transvajinal ultrasonda, transvers planda kavite düzensizliği, hatta çift kavite izledik. Kontrünet iki boyutlu ultrasonla değerlendiremedik. Ofis ESK yaptık. Tek servis ve çift eksternal orifis gördük. Fakat kaviteye ilerleyemedik bu orifisten. Rezerv testleri normaldi. Bu şeyde çift eksternal orifis görünce bu ESG'nin tekrarlanması için daha iyi HSG çeken bir merkeze yönlendirdik. Bu kateterize edebilen, yani bu iki orifisten de geçimi sağlayabilecek bir merkeze yönlendirdik. Bakın aynı hastanın HSG'si nasıl değişti. Muhtemelen ilk HSG'de tek bir tarafa, bu tek bir orifise girip orayı doldurdu ve onunla ilgili bir şey oldu. Bunun tabii ki unikornet uterus olarak rapor edilmiş. Fakat normalde hastamız bu şekilde iki tane şeyi gözüken, iki tane endometriyal kavitesi gözüken bir hastaydı. HSG'den septal uterusla bir kornat uterusu ayırt etmemiz güç demiştik. Bu gönderdiğimiz merkez aynı zamanda bunlara MR da çekiyor ücretsiz olarak. Orada da gördüğümüz üzere kontür dış, bu sefer dış kontürü değerlendiriyoruz. Uterusun dış duvarını değerlendiriyoruz. Orada minimal bir çentiklenme var. Düz kabul edilebilir. Dış kontür düz olup iki endometriyal septumun, iki endometriyal arasındaki dokunun servise kadar uzandığını görünce tanımız komplet uterus septum ve septalı servis olarak değişti. O arada bizim 3 boyutlu ultrasonumuz da geldi. Ondaki görüntüde yine minimal indentasyon gözüken, kontüründe minimal indentasyon gözüken septum uteri, dar açılanma gösteren septum uteri ile uyumluydu. Biz bu hastayı operatif histeroskopi yapmak için tabii hazırladık. Fakat aşağıda ameliyathanede biliyorsunuz operatif histeroskoplar 8 mm'dir, 7,5 mm'dir. Bununla bu serviksteki septumu kesemedik. Bundan sonra bu her iki şeyi histeroyla her iki orifisten histero gönderip her iki kanalın kanalizasyonundan emin olduktan sonra burayı soğuk makasla keserek ilerledik. Yani bütün servikal şeyi septumu makasla açtık. Daha sonra kalan uterus içindeki kısmın bir miktarını da normal rezeke ettik. Aynı histeroskopla normal rezeke ettik. Fakat yani bütün seans tüm o çok uzun olduğundan dolayı şeyi çıkarmak istemedik ve kanama o servisteki kestiğimiz alandan da kanama olması için. Daha sonra ofis histeroskopiyle tekrarlayan bir seans yapmak için hastayı o ameliyatı sonlandırdık, tekrar çağırdık. Ofis histeroskopide bu kalan septum servis tamamen açılmıştı bir ay sonra. Bir sonraki adetinden sonraki histeroskopisinde servis tamamen açılmıştı. Oraya kalan kısmını bu sefer ofis histeroskopiyle dilate ettik. 3 siklus IVF yaptık bu arada devletteki hakkı kadar. 4 adet 5. gün embriyosu dondurduk. En son ofis histeroskopi görüntüsünde minimal bir indentasyonu vardı. Bunun için ek bir girişim düşünmedik. 3 boyutlu ultrasonda burada üzerine biraz çizim de yapmışız. 3 boyutlu ultrasonda da görüyorsunuz neredeyse normal bir rahim görüntüsüne kavuşmuş durumdaydı. O yüzden de bir kontrol ESG'si düşünmedik. İnşallah bu şimdi siklusuna da donmuş embriyo transferi siklusuna da başladık. Gebe kalabilecek. Bu hastanın daha önceden o uterusla IVF yapıldığını, hani HSG üzerinden yola çıkarak IVF yapıldığını, sadece HSG çekiminin ne kadar önemli olduğunu, o her zaman çok da kolay olmadığını, o septumla ayrılması gerektiğini, o makasla iritatif bir şekilde kesmeniz gerektiğini, tekrarlı yer seanslar yapmanız gerekebileceğini ve her zaman HSG kontrolüyle değil, 3 boyutlu ultrasonda da tedavi sonrası sonuçlarınızı değerlendirebileceğinizi hatırlatmak isterim. Hatta bir şey daha söylemek isterim. Bu 3 boyutlu, biz şeyde rezektoskopla yapılıyor genelde bu işlemler. 7,5 milimetrelik rezektoskoplarla yapılıyor. Bu infertil hastada zaten hani uteruslar doğum yapmamış olduğundan dolayı servisleri kapalı oluyor bu hastaların. Yeterli görüntü sağlamada görüş alanınız her zaman dar oluyor. O yüzden biz ofis histeroskopide de elektrik sistemi kullanabildiğimiz Girus denen bir sistem kullanıyoruz. Bu
Bakın ofis istereskopinin buradaki görüntüsü ne kadar daha net. Bütün iki orifisi aynı anda görebildiğiniz bir plan da alabiliyorsunuz. Bu sistem Girus 5 milimetrelik ofis istereskopu şeyinden geçen plazma enerjiyle çalışıyor. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. En son onu da söylemek istiyorum. Ben bu sıkıcı konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.